İkinizin de matemi kabul olsun ve programımıza hoş geldiniz. Sizden hocam öncelikle başlayalım isterseniz bir selamlama konuşmasıyla. Evet. Öncelikle tabii kanallara böyle bir imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii Muharrem ayı içerisindeyiz. Önemli bir ay ve önemli bir gün. İslam düşüncesi, İslam düşünce tarihi boyunca Muharrem ayı gelip çattığında hep insanlar önlerine bakıp düşünme ihtiyacı hissetmişlerdir. Çünkü Muharrem ayı tabi sadece diğer aylar gibi bir süreci, bir takvimi ifade etmiyor. Kültürümüz açısından, medeniyetimiz açısından, yaşanan olaylar ve hadiseler açısından derin etkileri kendi içerisinde hıfzettiği, koruduğu için aslında herkes bu ayda, bu aydan önce yaşananları veya insanları bu aya hazırlayan gelişmeleri ve hadiseleri daha fazla düşünmüştür. Evet, sonuçta hayat devam ediyor. Muharrem ayı da o aylardan birisidir. Ama yaşanan 10 Muharrem olayı, Kerbela hadisesi, İmam Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti, yanındaki Ehl-i Beyt dostlarıyla birlikte şehadete yürüyüşü, bugüne değin bize yansımaları oldukça çok derinden olmuş. Bütün insanlığı, hatta mezhebi, dini, meşrebi ne olursa olsun bütün insanlığa gerçekten büyük bir etki, büyük bir karamsarlık aşılamış. Önemli bir hadiselerin yaşandığı ay olarak tarihimize ve arşivlerimize geçmiştir. Ben tabi mutlaka olayın detaylarını, inceliklerini konuşacağız. Biz selamlamalı. Seyit hocam versin. Ondan sonra tekrardan devam hocam. Edelim inşallah, evet. İnşallah hocam. Mikasım hocam siz buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in sallallahu aleyke ya veliyel asr adrikna ve erşidna vahdina. Öncelikle bu imkanı bizlere tanıdığınız için Kanal 14 ekipmanına teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Serhat şehrimiz olan Kars'tan da Aşura gününde canlı yayın yapıldığı için ayrıca mutluyuz. Ve saygıdeğer Hüseyin Doğan hocamıza, ki kadim bir dostluğumuz var, iyi bir arkadaşlık ve çalışmamız var, ortak çalışmalarımız var, lütfedip buralara geldiler. Tabi ben ev sahibi oluyorum, kendilerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Kars'ta Aşura'yı konuşacağız. İnşallah hocam. Değerli hocam, sizin de başlayalım eğer Seyit hocamız müsaade ederse. Biliyorsunuz bizim tarih boyunca seyitlerimize bir hürmetimiz, saygımız vardır. Hem Osmanlı Devleti'nin içerisinde hem İslam tarihi boyunca. Hocam bağışlasın bizi. Hocam Allah Tebaraka Teala'nın yarattığı her şeyde bir hedef, her şeyde bir amaç vardır. Mümin insanın da bir hedefi, bir amacı vardır. Hazreti Hüseyin'in bu anlamda davası nedir hocam? Öncelikle bundan başlayalım. Tabii kainatın ve evrenin yaratılışı bir amaçsallık taşır. Yani Allah evrende yaratmış olduğu hiçbir varlığı amaçsız yaratmamıştır. Gözün gördüğü veya görmediği, insanın şahit olduğu ya da olmadığı, yani her mahlukatın bir yaratılış amacı vardır. Yerin üstündeki yaratılmış olandan yerin altına kadar bu böyledir. Tabii insan faktörü söz konusu olduğunda olay daha farklılaşıyor. Niye? Çünkü bu insanı yeryüzünde Allah kendisine halife olarak yarattım diyor. Yani insanın yaratılışı, insanın içerisinde bulunduğu durumu hiçbir varlığın yaratılışına benzemez. Bütün kainatı ısıtan güneşe böyle bir hürmet Kur'an'da ifade edilmemiş ya da atfedilmemişken aya, yıldızlara, çünkü bunlar tarih boyunca hep insanlığın kaderini etkilemiş olaylardır. Hazreti İbrahim'in
güneşe Rabbim işte babasının inanmaması dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın güneş ve aylara, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da yıldızlar, ilmun nucum diye ilimler oluştu bizim kültürümüzde. Ama insana böyle bir değerden bahsediyor Kur'an. Bir değerden başlıyor. İnni cailun fil erzi halife. Biz yeryüzünde bir halife yaratacağımız zaman Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından başlıyor. Tabi yine başka ayet-i kerimelerde insana büyük bir lütuf, insana büyük bir değer ve akıl gibi bir nimetin verilmesinden bahsediyor. İşte bütün bu nimetleri, bu üstün özellikleri kendi bünyesinde barındıran insan Allah'ın davasıyla yeryüzünde hareket etmekle yükümlüdür. O yüzden Allah da insana halife sıfatını vermiştir. Şimdi niye bundan başladım, niye buradan giriş yaptım? Aslında Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın, yani İmam Hüseyin'in yaptığı mücadele bu halifeliğe ya da Allah'ın kanunlarıyla yeryüzünde hareket etme, onun kanunlarını hakim kılma mücadelesinin başlangıç noktasıdır. Eyvallah hocam. Yani bu çok basit bir ifade değildir. Belki yani bunu biraz daha saatlerce konuşmak lazım ama Hazreti Hüseyin de tam Medine'den başlayan Mekke'ye olan gelişi, oradan Kufe'ye ve Irak beldelerine, Irak illerine, o serencamın içerisinde hep Kur'an'ın her seferinde vurguladığı bu haklı ve davasının doğruluğunun, istikametinin ehemmiyeti vardır. Yani o sadece bir iktidar ele geçirme ya da işte ne bileyim sadece o zaman Yezid'i iktidardan düşürme ya da başka bir şekilde menfaati tesis etmek için yola çıkmış Ehl-i Beyt dostlarını, Kur'an dostlarını, gönül insanlarını, peygamber sevdalılarını da bu amaçta peşine takmış değildir. Bu noktayı ince çizgili ayırmak lazım. Çünkü Hazreti Hüseyin bir dava insanıdır. Hazreti Hüseyin bir Kur'an insanıdır. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu olması ona ayrı bir şeref katmıştır, seyittir. Ama Fatıma annemizin, Fatıma-tü Zehra'nın bir evladı olması, ilim, ahlak, fazilet sahibi gibi değerli bir insanın halife Hazreti Ali'nin evladı olması, bütün bunların yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerini cennet gençlerinin efendisi olarak müjdelemesi, yani bu özelliklere sahip bir insanın ta Medine topraklarından kalkıp da o günkü şartlarda, o günkü imkanlarda Irak beldelerine, Irak illerine bir dünyevi menfaat için yürüdüğünü söylemek abesle iştigal etmektir. O zaten abesle iştigal olmadığı, onun davasının kutlu bir yolculuk olduğu, efendim bir Kur'ani hedef taşıdığı, eğer bugün dahi hala o davayı konuşuyorsak bu onun açık bir vesikası durumundadır. Eyvallah. O yüzden Hazreti Hüseyin bu yürüyüşü, kutlu yürüyüşü asırlardan beri bugüne kadar insanlığa sirayet etmiş büyük bir yolculuktur. Kur'ani bir yolculuktur. İslam'ın hedeflediği, Kur'an'ın halife sıfatıyla tavsif ettiği değerli bir yolculuktur. Eyvallah hocam, artık evet. Söze ne hacet. Evet. Değerli hocam, Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın Kerbelası, bütün mazlumların, bütün dayanıksız olanların bir sığınağı oldu. Bütün mazlumların örnek alacağı bir tablo oldu. Bu anlamda hocam, Hazreti Hüseyin'in Kerbelası'nın vahdete olan katkısı nedir? Evet. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam şehadetiyle öyle bir şeye imza attı ki artık insanlar kim haklıdır, kim haksızdır diye şüpheye düşmüyor. Siz şu anda İslam alemine sünnisiyle şiasıyla fark etmez. Kime sorursanız sorun, Hazreti Hüseyin mi haklıydı, Yezid mi haklıydı? %99.9 alacağınız cevap Hazreti Hüseyin haklıdır,
Ve o hocam o kadar güzel beyan ettiler ki sözünün üzerine söz konuşmak istemiyorum. O İslam'ın tamamen temsilcisi oldu. Hakkın temsilcisi oldu. Bunu herkes söylüyor. Bakınız, Hazreti Ali ile Muaviye de bir savaş yaptı. Veyahut da halifelik seçimlerinde Hazreti Ali'nin diğer halifelerle bir görüş ayrılığı vardır, çelişikliği vardır. Burada Müslümanlar çekimser kalabiliyor. Veyahut da bir tarafı haklı görebiliyor. Muaviye mi haklıydı, Hazreti Ali mi haklıydı? Bir kısmı grup şöyle diyebiliyor ki, ya o işe biz karışmayalım. Bulaşmayalım. Tarihte kalmış bir meseledir. Girmeye korkuyor. Veyahut da kendisi için mesele kapalıdır örneğin. Ama Hazreti Hüseyin öyle bir şey yaptı ki bu meselenin bu şekil kapalı kalmasına müsaade etmedi. Yezid'in izlemiş olduğu yolun, yani gidişatın, İslam'la alakası olmadığının altını çizdi, kanıyla çizdi. Dolayısıyla da her şeyde Müslümanlar ayrışabiliyor. Fıkıhta ayrışabiliyor, bazı inancı meselelerde ayrışabiliyor. Ama bakın Kerbela'da Müslümanlar ayrışmıyor. Diyor ki Hazreti Hüseyin'in yolu tektir ve doğrudur. Dolayısıyla da burada ben sünni bir akademisyenle oturmuşum, konuşuyorum. Ve sünni bir akademisyen Kerbela'da Hazreti Hüseyin'i eleştirmiyor. Veyahut da Müftü Bey'le oturup konuşsak, caddeden birini alıp konuşsak, herkesin diyeceği budur. Hazreti Hüseyin haktır, hakkın temsilcisidir. Buradan yola çıkarak biliriz ki Hazreti Hüseyin vahdete nasıl bir katkıda bulunmuştur. Müslümanlar bu noktada birleşebiliyor. Bu Hazreti Hüseyin'in yapmış olduğu işlerin içinde sadece bir tanesidir. Hazreti Hüseyin vahdete bir büyük bir katkıda bulundu. Bugün Aşura'dır ve Kars'ta etnik grup çoktur. Hem mezhep vardır hem de etnik grup çoktur. Kürdü, Terekemesi, Yerlisi, Alevisi, Şiası, Azerisi. Herkes Hazreti Hüseyin'i andı bugün. Evlerinin önünde herkes Hazreti Hüseyin ihsanı dağıtmak için çabaladı. Kürt dükkanını açmadı. Terekeme bugün kazancının karını Hazreti Hüseyin yolunda harcadı. Bugün camide biz Aşura programı yaparken halkımızın %30'u %40'ı başka milletlerdendi. Ve hepsi Hazreti Hüseyin'e gözyaşı döktüler. Siz o cemaati başka gün o camiye sokamazsınız. Der ki ora Azerilerin camisidir. Bizim cami başkadır der. Ama çocuğuyla, büyüğüyle herkes oraya geldi. Demek ki Hazreti Hüseyin bir şey yapmış. Bir şeye katkıda bulunmuş. Bence o da vahdete katkısıdır. Müslümanlar Hazreti Hüseyin'in düşüncesi etrafında toparlanabilirlerse bence bir şeyler başarabilirler. Tam bu noktada hocamı destekleyici bir şeyi arz etmek isterim. Tabii ki, buyurun hocam. Hocama katkı olsun. Dünyada bugün de tabii hani insanlık oldukça ya da insanın olduğu yerlerde mutlaka çatışmalar olacaktır. Çünkü Hazreti Adi, yani evrenin kuruluşundan, evrene verilen kader kodundan itibaren bu insanlığa ve aleme kodlanan bir durum ve bu yaşanacak. Savaşlar olacak, çatışmalar olacak, her şey. Bugüne kadar, yani alem var olduğundan bugüne kadar bütün savaşlar ve felaketler hep yeryüzünde ayrılığa, tefrikaya sebep olurken, olmuşken, olacakken Kerbela'da yaşanan durum
milletin vahdetine sebebiyet vermiştir. Yani bu çok gözden uzak tutulmaması gereken bir durumdur. Çünkü savaşlar veyahut da huruçlar, isyanlar söz konusu olduğunda bir taraf zarar görür, bir taraf bu işten nemalanır. Veyahut da gelecekte daha farklı bir tasarıma gidilirdi. Ama Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın onun haklı davası olduğunu göstermesi açısından bu çok önemlidir. Ve dolayısıyla bugün baktığımızda eğer bugün bir Hristiyan da Hazreti Hüseyin'in erbayını anabiliyorsa Sayın Hocam, onun efendim kabrine gidip ziyareti yapmayı hedefliyorsa, hangi farklı bir mezhep, farklı bir dinden olmasına rağmen, veyahut da milyonlarca insanlar bugün oraya gidip bu kabri gözetlemenin yollarını arıyorlarsa, Kerbela'da yaşanan şehadet ve durum asla bir tefrikaya yol açmadı. Sünnisi ve Şiisiyle bütün ümmeti bir araya getiren önemli bir bağ oldu. Bunu arz etmek istedim. Yani özür dilerim. Böyle senin devlet işi bıraktık galiba hocam, böyle karşılıklı sohbete başladık. Böyle konuklar. Şimdi Hazreti Hüseyin'in bir sözü var Sayın Hocam. Söz altınla yazılacak. Üzerinde ciltlerle kitap, ciltlerce kitap yazılacak bilecek bir söz. Hazreti Hüseyin olayı kişiselleştirmekten çıkartmıştır. Diyor ki benim gibiler Yezid gibilere biat etmez. Evet. Bu çok önemlidir. Demiyor ben ona biat etmem. Yani bu benim kişisel duygularım değil. Yani ben başta olmalıydım, olamadım. Dolayısıyla da ben başta olma mücadelesi veriyorum demiyor. Hazreti Hüseyin güzel bir noktanın altını çiziyor. Diyor ki benim gibiler Yezid gibilere biat etmez. Hazreti Hüseyin bunu insanlığa mal ediyor, bu hareketini. Yani insanlık, bu hareket Hüseyin'e ait bir hareket değildir sadece. Bu dünyada Hüseyinliler olacak ve bu dünyada Yezidiler olacak. Bu dünyada Allah'ın kanun ve kurallarını ayak altına almak isteyenler olacak. Bu dünyada Allah'ın halifesi, yani Allah'ın amacını güden insanlar olacak. Nerede konumlandığınıza dikkat edin. Dolayısıyla Hazreti Hüseyin Şia'ya ait bir kişi değildir. Hazreti Hüseyin Müslümanlara ait bir kişi de değildir. Hazreti Hüseyin insanlığa ait bir kişidir. Bu dersi Hazreti Hüseyin bu sözüyle vermiştir. Olayın kesinlikle kişisellikle alakası yoktur. Bazı insanlar olayı çerçevesini daraltmak için diyorlar ki bir iktidar kavgasıydı. Biri yendi, biri yenildi. Tarafın da Hazreti Peygamber'in torunu olması önemli değildir. Olayı çok küçümsüyorlar. Siz olayı böyle küçümsediğiniz anda İslam'ın ocağına ateş vermişsinizdir. Hazreti Hüseyin'in cümlelerine iyi dikkat etmek lazım. Kesinlikle hocam. Zaten bu evrenselliği hocam günümüze olan yansımalarına baktığımız zaman, yani Hindistan'da zamanın en büyük sömürgesi olan İngiltere'ye karşı mücadele veren Gandhi'de görebiliyoruz. Gandhi bir putperestti hocam. Evet. Yani Müslüman'dı, ne Hristiyan'dı, ne Yahudi'ydi. Ama kendi sözüdür. Bizim bu hareketimizi biz Hazreti Hüseyin'in kıyamından örnek aldık, hareketinden örnek aldık diyor. Yani Hindistan'ın İngiliz sömürgesi altından kurtulmasını Hazreti Hüseyin'in kıyamına bağlıyor. O bize diyor örneklik oldu, o bize yol gösterdi. Değerli hocam. Şey ifade edeyim orada, belki destekleme anlamında. Tabii ki hocam. Hazreti Hüseyin şehadeti yaşadığı anda ablası ya da kız kardeşi Hazreti Zeynep kız kardeşi der ki yani biz bu Rabbim bu kurbanımızı kabul eyle. Çünkü kurban hakka verilen, hakka adanan bir ibadettir, bir sembolü ifade eder. Yani hiç kimse o ölüm anında o şehadet şerbeti içildiği esnada bu sözü söylemez. Yani bu bir inançtır, bu bir samimiyettir, bu bir duruştur, bu bir takvadır.
Yani altını doldurabileceğimiz bir sürü kavramlarla desteklenebilecek bir olaydır. Yani göğsünüzde bir sürü oklar var. O oklar bir peygamber torununa saplanmış. Ve insanlık ellerini açıyor. Hazreti Zeynep örneğinde gökyüzüne ellerini kaldırarak diyor ki, ya Rabbi, biz hakkı ayakta tutmak için mücadele ettik. Biz aslında meselemiz Yezid de değildi. Hakkı ayakta tutmak, hakkı savunmaktı. Bu kardeşim, abim bu yolda bedel ödedi. Bu kurbanımızı diyor kabul eyle. Çünkü hak hep azınlıktadır. Tarih boyunca da öyledir. Ehlül hak hep azınlıktır. Yani ehli beyt hep azınlıkta kalmıştır. Haklı olduğu için azınlıkta kalmıştır. O yüzden şehadeti bile hakka bu şekilde ifade edebilmiştir Hazreti Zeynep. Eyvallah hocam. Evet. Gerçekten de Kerbela'nın her bir safhasına baktığımız yani, zaman her bir anında söylenen sözler hiç o istikametten sapmıyor. Sapmıyor hocam. Evet, evet. Değerli hocam, Hazreti Hüseyin'in bu kutlu davasını, şanlı davasını ve şehadetini Kur'an'a götürdüğümüz zaman ne cevap alıyoruz? Şimdi tabii Kur'an gerçekten evrensel bir metin, evrensel bir kitap. Tabii bunu en iyi anlamış olan insanlar da Peygamber Efendimiz, onun yanında duran sahabesi, ehli beyti ve dostlarıdır. Kur'an'ı her daim bu sefer okumaya daha fazla ihtiyacımız da var. Mesela bu vesileyle Hazreti Osman bir sözünde şöyle der radıyallahu anh. Müslümanların kalbi bugün katılaşmamış olsaydı Kur'an'ı her okuyuşunda ondan bıkmazlardı der. Bir İslam halifesinden bahsediyoruz sonuçta. Yani bunlar Peygamber Efendimizin yanında duran, suyu kaynağından içmiş olan değerli insanlar. Bütün sahabesi olduğu gibi. Niye bunu söylüyor? Gerçekten de öyle. Bugün bir Kur'an'a yüzümüzü döndüğümüzde ya da önümüze koyduğumuzda, ya hatmi bitirelim, işte şu okuma bitsin, şu sayfa bitsin. Ama diyor ki aslında Hazreti Osman, her okuma bizi farklı bir okumaya yüzümüzü çevirmeli. Ya da her okuyuştan sonra Müslümanlar farklı bir okuyuş sevdasına düşmeli. Şimdi Kur'an'a baktığımızda da Hazreti Hüseyin'in davası açısından şu çok önemlidir. Bir ayetle bunu açmak isterim. Estağfurullah, bismillah. Ve men ezlemu mimmen iftara alallahi'l kezibe ve huve yud'a alel islam vallahu la yehdi'l kavme'z zalimin. Şimdi ne diyor ayet-i kerime? Hakka çağırdığı halde insanlığı, ne bileyim, bütün ümmeti hakka, hakikate, kutlu yürüyüşe ya da zulmün karşısında durmaya çağırdığında, İslam'a davet ettiğinde, yani İslam'a iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah diyor zalimleri hidayete eriştirmez. İşte Hazreti Hüseyin'in yürüyüşü, davasının haklarının gerekçesi bu ayettir. O zulme dur demek istedi. Yani Yezid dediğinizde, Yezid bin Muaviye veya dedesine kadar götürdüğümüzde, Yezid, onun uygulaması sadece bir dünyevi uygulama, bir iktidar değildi. Çünkü o İslam'a saldırıyordu. İslami adet ve geleneklerle alay ediyordu. İslam'ı küçümsüyordu. Veyahut da devlet anlayışını, iktidar anlayışını sadece bir dünyevi hırs için yapıyordu. Ama biz başlangıçta da girişken ne dedik? Aslında yönetim ve imamet Allah adına yeryüzünde hareket etmek için yapılır. Hilafet kavramını kullanmıştık orada. Hatta bunun bir detayı, hilafet kavramındaki muhalefet kavramı bile orada türüyor. Yani muhalefetin bile bir asaleti vardır. Muhalefetin bile bir asliyeti vardır. Bak Kur'an bunları hep aynı kelimeden türetiyor. Muhalefet demek mutlaka birisinin A dediğine B demek değil, ak dediğine siyah demek değil. Orada varsa bir yanlışı Allah için düzeltmek, peygamber için düzeltmek, Kur'an için düzeltmek demektir. Dolayısıyla da işte o hakkın karşısında Yezid'in örselediği, Kur'an'ı referansları, peygamberi referansları örseleyen Yezid'e karşı çıkışı aslında zalime duruştur. O yüzden Hazreti Hüseyin'in, İmam Hüseyin'in aleyhisselamın bu çıkışını bu minvalde değerlendirmek lazım. Kur'an'ı referanslarını, peygamberi referanslarını ortaya koymak lazım. Yani bir peygamberin davası örselenmiş, bir peygamberin
efendim kutsiyeti ötelenmiş, örselenmiş, zedelenmiş veyahut da Allah'ın kanunlarıyla alay edilir hale gelmiş. Hazreti Hüseyin gibi bir kişilik burada yani oturabilir mi? Bekleyebilir miydi yani? Bunu yapabilir miydi? Hatta biliyorsunuz Sayın Hocam daha da takdir edecektir. Mekke'ye geldiğinde veya Kufe'ye geldiğinde insanlara seslenişi odur. Beni tanırsınız, ben kimim? Peygamberin torunu. Efendim, onun güzide damadı, Hazreti Ali'nin oğlu. Fatıma'nın güzel bir evladıyım. Yani benden hiçbir zaman bir yalan, efendim veyahut da bir sahtekarlık, bir şey sadır olmuş mudur? Bana söyleyin diyor. İnsanlara soruyor bunu. İnsanların bu şehadetini ve bu efendim örnekliğini temele aldıktan sonra harekete geçiyor. O yüzden Kur'an açısından baktığımızda bu dava zalime bir duruştur. Hani Yezid bir sözünde öyle demiştir. Bu peşin olan dünyanın şarabı dururken veresi olan cennet hurilerini istemiyorum. Eyvallah. Tekrar edeyim isterseniz. Bu kayıtlara geçmesi aslında çok önemlidir. Yezid'e diyorlar ki yani ya bu Hazreti Hüseyin şu bu falan bu dava İslam. Hayır diyor. Ya bu onun kişiliğini ortaya koyması açısından çok önemlidir. İtikadını. Ya, itikadını. Yani hayata bakış bu. Nasıl Hazreti Hüseyin'de hakkı ayakta tutmak, hakkın mücadelesini vermek için bir duruş ve bir varoluş mücadelesi varken Yezid'de de böyle bir aymazlık var. Peşin olan diyor dünyanın şarabı dururken veresiye olacak olan cennetin hurilerini beklemiyorum ya da istemiyorum. Bu yeterli bir cümledir. Yani Hazreti Hüseyin'in aleyhisselamın ortaya koyduğu davasının haklılığını ifade etmek ya da ona gerekçe oluşturmak anlamında yeterli bir sebeptir. Kesinlikle. Böyle bir kişiye siz İslam memleketini ve beldesini yönettireceksiniz. Buna bir peygamber neslinden gelmiş, bir peygamberin yanında su içmiş, Süleyman Çelebi'nin Hazretlerinin Mevlid-i Şerif'inde ifade ettiği gibi hani peygamberin torunlarına olan sevdasını yazar Süleyman Çelebi. Orada şöyle der: kuzularım, Hasan ile Hüseyin'i almış dizine, kuzularım, yavrularım size elveda diyor peygamberin vefatını yazarken orada. Hani böyle bir kişilik olacaksınız. Hazreti Zeynep gibi bir asliyet arkanızda olacak. Fatıma gibi bir asliyetten geleceksiniz. Hazreti Ali gibi bir ilim ehlinin, fazilet ehlinin evladını üzerinize taşıyacaksınız. Ve İslam beldelerindeki zulme ebed diyeceksiniz. Hazreti Hüseyin bunu yapmaz. Hazreti Hüseyin buna izin vermez. Vermemiştir. Hayatıyla ödemiştir. Ama İslam'ın haklı sancağını her zaman ayakta tutmuştur. Hocam, Emeviler hiçbir zaman İslam'ın hakikatine inanmadılar. Evet. Yani Emevilerin başındaki kişi biliyorsunuz Ebu Sufyan'dır. Ebu Sufyan'ın İslam oluşuna bakıyoruz. Zaten Kur'an bize bunun ispatını yapıyor ki uyarıyor bize. Mekke'nin fethinden önce Müslüman olanla Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olanı bir tutmayın. Çünkü Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan insanlar çıkarları doğrultusunda Müslüman olmuşlardır. Ya artık mecbur kaldıklarından diye. İşte başka kapı kalmamış. Şimdi Ebu Sufyan Peygamber Efendimize defalarca savaş açmış. Ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Ve bunu da yaparken Yahudilerden destek almıştır. Bunu da yaparken putperestlerden destek almıştır. Herkesten destek almıştır. Ama başaramamıştır. Çünkü Allah'ın nuru üflemekle sönmez. Ebu Sufyan mecbur kaldı Müslüman oldu. O da peygamberin yine onu onurlandırmasına rağmen Mekke fethedildikten sonra peygamber de Ebu Sufyan'ın evine sığınan amandadır. Yine peygamber onurlandırıyor. İnsan şahsiyetine nasıl önem verdiğini peygamber ortaya bırakıyor. Rahmet peygamberi. Şimdi Ebu Sufyan'dan sonra ki Ebu Sufyan biliyorsunuz Kureyş'in reisiydi. Başıydı.
söz sahibiydi. Ve bu söz sahipliğinin elinden gitmesini istemiyordu. Sorun buradaydı. Ebu Sufyan'ın açık bir sözü vardı. Diyor ki eğer Muhammed Haşim oğullarından değil de başka kavimden çıksaydı biz onu kabul ederdik. Sorun Haşim oğullarından çıkmasıdır. Ve Emevilerle Ebu Sufyan'ın soyu ile peygamberin soyu olan Haşimilerin hep arasında tarih boyunca bir çatışma vardır. Peygamber Efendimiz'i Allah o soydan seçti, çıkarttı. O soydan çıkarttı. Ebu Sufyan da hocam Mekke'nin fethinden sonra Resulullah'ı gördüğünde bazen böyle mırıldandığı zarı yazmıştı aslında. Nasıl olur da yetim Muhammed'e peygamberlik gelir? Şimdi şuraya gelmek istiyorum ben. Tarihi süreci biraz daha hızlandırayım ben. Muaviye başa geldikten sonra, kontrolü elinden aldı, ele aldıktan sonra, ki Muaviye biliyorsunuz askeri darbe yapmaya çalışmıştır. Meşru seçilen bir halifeye, Hazreti Ali'ye askeri darbe yapmaya çalışmıştır. Kabul etmemiştir onu. Ve daha sonra Yezid başa gelmiştir. O da yine Muaviye'nin ahitlerinin de durmamasının neticesinde. Hazreti Hasan'la sözleşmesinde, antlaşmasında ben yerime oğlum Yezid'i bırakmayacağım diye imza atmıştır. Ama bunu yapan İslam halifesi adı altında yapıyor. Ve sözleşmeyi imzaladıktan sonra sözünde durmuyor. Oğlu Yezid'i başa bırakıyor. Yezid başa geldikten sonra, Kerbela katliamından sonra çubukla Hazreti Hüseyin'in kesik başına vurarak diyordu ki ey Ebu Sufyan oğulları, keşke yaşasaydınız da benim Bedir'de ölen dayılarımın acısını, intikamını nasıl aldığımı görseydiniz. Bunu Yezid diyor. O zaman Yezid kesinlikle Müslümanlığı kabul etmemiştir. O sadece İslam'ı Müslümanların içinde yaşayabilmek ve iktidara gelebilmek için kullanmıştır. Bu cümleyi Müslüman söylemez. Bedir savaş, Bedir şehitleri bellidir. Peygamberin bizzat komutanlığını yaptığı savaşlar bellidir. Eğer bir insan Bedir'de ölen müşriklerin intikamını Kerbela'da peygamberin evladını öldürerek aldığını söylüyorsa bu insan kesinlikle İslam inancı üzerinde değildir. Bedir'de savaşılanlar müşriklerdi. Evet. İslam'la bir alakası yoktu. Ve çok tuhaf bir şey. Ebu Sufyan Emeviler başa geldikten sonra Hazreti Hamza'nın mezarının başına gidiyor ve tekmeliyor. Diyor kalk bak nasıl iktidarı elimize aldık. Nasıl iktidarı elimize aldık. Bu olayları çok iyi incelemek lazım. Kerbela'da ne oldu? Kerbela'da Hazreti Hüseyin İslam'ı İslam düşmanının elinden kurtardı. Bunu da insanlara anlattı. İslam düşmanı yani Yezid. Bunun elinden aldı. Evet, bunu belki şehadetiyle yaptı. Önemli değildir ki. İnsanın bu dünyada yaşama amacı vardır. O da budur ki Allah bizden bir alışverişte bulunmamızı istiyor. Diyor ki ömrünü bana ver, yani ayetin mefhumu budur, anlaşılanı budur. Ömrünü benim rızam için bana ver, sen kazanırsın. Ama sen sadece dünyayı kazanmak için çalışırsan Allah diyor ki bu ticarette zarar ettin. Bakara suresindedir. Sermayen gitti. Hazreti Zeynep'i hocam hatırlattı. Ben not aldım ki orayı kaçırmayayım. Şam'da Hazreti Zeynep işte esir olarak Yezid'in önüne çıktığında Yezid dalga geçer.
ve der ki sizi zelil görüyorum, kaybetmiş görüyorum. Hazreti Zeynep ne diyor? Ve ma ra'aytu illa cemila. Ben güzellikten başka bir şey görmüyorum. Yezid zahiri iktidarın, zahiri kazancın peşindeydi. Ama Ehl-i Beyt Allah'ın rızasını alıp Allah'ın dinini ihya etmenin peşindeydi. Hazreti Zeynep diyor ki biz işimizi yaptık. Biz güzelliği bulduk. Şehadet güzelliktir onlar için. Ve diyor ki biz İslam'ı senin tırnaklarından kurtardık. Bunu sen göremiyorsun ama. Sen göremiyorsun. Biz görebiliyoruz. Şimdi diyor gülüyorsun ama ömrün çok bereketsiz ve yaşayacağın günlerin sayısı da çok azdır. Zaten evet. Birkaç yıl sonra da ya bir merkepten düşerek öldüğü rivayet edilir. Evet. Ya da uyuduğu yerde simsiyah olarak kömür şeklinde böyle öldüğü rivayet edilir. Zaten hocam Yezid'in ne şanı kalmıştır, ne bir kabri kalmıştır, bir mezarı dahi kalmamıştır. İtibarı kalmamıştır. Hiçbir şeyi kalmamıştır hocam. Zulmün temsilcisi olarak tanınıyorsun. Aynen öyle. Hatta ilk defa hocam takdir edecektir. Anamın oğlu ifadesini kullananlardan Erbain'de o şekilde ağlamıştır. Hazreti Hüseyin'in kabrinde anamın oğlu diyerek o buluşmada o kavuşmasını o şekilde sözlerine o şekilde başlamıştır. Hutbesi de öyledir. Yezid'e verdiği okuduğu hutbesi de öyledir. Hazreti hani Zeynep'in. Peygamberin hanımlarının, kızlarının rezil edildiği çok detay var aslında. O esirlikte büyük bir detay var. Değerli hocam, Doçent Doktor Hüseyin Doğan hocam aslında Erbain'den biraz bahsetti hocam. Erbain'de gerçekten de milyonlarca insan akın akın Kerbela'ya gidiyor ve her dinden neredeyse, her ırktan, her mezhepten gerçekten de bu böyle yani hocam. Peki bu hocam anlamda Kerbela'dan insanlar ne gördü, ne mesajlar aldı, ne dersler aldı? Bu eksenden konuyu değerlendirelim hocam. Kerbela'dan alınacak derslerimiz nelerdir hocam bize? İnsanlık adına, İslam adına. Dilerseniz hocamız cevaplasın, dilerseniz siz cevaplayın, dilerseniz yarı yarıya cevaplayın. Ben bir giriş yapayım. Şimdi tabii... Kerbela evet bir katliam. Yani şimdi İslam'da savaşın bir hukuku vardır. Savaşın bir ahlakı vardır. Savaşın bir kutsiyeti vardır. Yani esir alınmanın, esir düşmenin bir karşılığı vardır. Ve esir alanların onlara yapması gerekenler karşılıkları vardır. İşte derler, hep bunu bizim fıkıh kitapları da yazar. Yani yaşlıya dokunamazsın, kadına dokunamazsın, çocuğa dokunamazsın. Vardır, savaşın hukukunu fıkıhçı alimlerimiz de yazmışlardır. Şiasıyla, sünnisiyle, ne olursa olsun. Şimdi bir insan şehadete yürüyebilir. Şehit olabilir. Savaşı kaybedebilirsiniz. Ama hiçbir zaman bizim kültürümüzde bu olmamıştır. Bu orada ilk defa yaşandı. Yani cesede müdahil olma, ceset üzerinden operasyon yapmayı biz Yezid'de gördük. Kerbela'da gördük. Bu olmaz. Ne olursa olsun. Kafir de olsa, müşrik de olsa bak. İnsanlar vefat ediyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında kafirlerin, müşriklerin cenazeleri geçtiği zaman veyahut da işte Hristiyanların, Yahudilerin, ehli kitabın Peygamberimiz hürmeten ayağa kalkarmış. Sahabesi diyor ki ya Allah'ın Resulü bunlar ehli kitaptı işte yani Yahudi'de Hristiyan. Ya bunlara da şimdi hürmet. Diyor ki insan olduğu için ayağa kalktım. Evet inanç veya din boyutu farklı bir şey. Onu farklı bir şekilde konuşulur. İnanç boyutu ama insanlara hürmet böyledir. Yezid'in yaptıkları efendim ne bileyim Hazreti Hüseyin'in başının kesilmesi, organlarının Irak illerine servis edilmesi. Ya bu kaldırılabilir bir psikoloji değildir. İzah edilebilecek bir psikoloji değildir. Yani bu hırsın, bu öfkenin arkasını gerçekten toplamak veya izah etmek, tavzih etmek mümkün değildir. Hocam Ebu Süfyan'dan başladınız orada. Mesela Hazreti Hamza'nın ciğerini savaş meydanında yatırın. Açın şunun göğsünü. Ya ne olacak? Bütün herkes bakıyor. Yani Uhud'da olay yaşanmış. İslam
ordusu bir hezimet yaşamış tabiri caizse. Hazreti Hamza şehit olacak. Siz Hazreti Hamza'yı ortaya yatırıyorsunuz, diyorsun açın bir kadın olarak Hind'e. Tabi bu Yezid'in nenesi olacak yani. Ya ne olacak, insanlar şaşırıyor, peygamber teslim olmuş, yapılacak bir şey yok. Hazreti Hamza'nın göğsünü yarıyor ve ciğerini çıkarıp ciğerini yemeye çalışıyor. Yani aynı serüven Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendi'ye, Efendimiz'e yaşatılıyor. Yani bu organcılık ya da bu organ üzerinden bir mesaj verme hangi peygamber geleneğinde olmuş? Ya bakın, sadece Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin üzerinde değil, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş hangi peygamber ve nebi silsilesinde, hangi peygamber geleneğinde böyle bir örneklik var? Böyle bir şey yapılmış mı esire, köleye? Böyle bir zulüm görülmüş. Ölene. Bunu Yezid yaptı. Yapıldı, yaptırıldı. Neyse. Bu doğru bir argüman değildir bunlar. Ha, bunları bugün konuşuyoruz. Ama bu ümmet bu hataya çok şükür düşmedi. Hiç kimseye evladına Yezid ismini vermedi. Vermeyecektir de kıyamete kadar. Ama Hazreti Hasan ismi, Hazreti Hüseyin ismi ne olursa olsun, Hristiyanından Yahudisine kadar ne kadar söylemde, telaffuzda bozulmuş olsa bile, efendim Sünnisinden Şiasında her zaman Hüseyin Hasan ismi yaşatılmıştır. Yaşatılacaktır. O yüzden Kerbela'daki o duruş, Kerbela'daki yaşanan durum, evet acı bir tablodur, acı bir psikolojidir. Yani esaretin de şehadetin de bir edebi ve ahlakı vardır. Şimdi tam bugünlerde de yeri olduğu için Sultan Alparslan Malazgirt'te bir fetih ve bir zafer yaşadığı zaman Roman Diyojen yanına sığınıyor, diyecek bu benim kafamı uçuracak da olay bellidir. Aniden başlayan bu topraklardan, hani Karsu'da analım bu vesileyle, çok anılmaz. Yani Ani'nin fethi niye çok gündeme gelmez bilmiyorum. 15 gün önce orada bir sunumdaydım ben Ani'de. Yani Sultan Alparslan'ın Malazgirt topraklarında o fetihten sonra Roman Diyojen'e yaptığı hürmet, işte Yezid'e bir tokattır. Yani bir Hristiyan'ı yanına almış ve ona hürmet etmişti Sultan Alparslan. Çünkü bizim kadim geleneğimiz, Kur'an anlayışımız, sünnet anlayışımız bunu gerektirir. Ne olursa olsun. Ya bir peygamber evladı kalktı benim iktidarıma taş koymak istedi. Tekerime taş koymak istedi. Yani koyabilir. O zulmün karşısındaydı. Hazreti Hüseyin'den sonra başka çıkışlar, hakkı için mücadeleler olmadı mı? Olmayacak mı? Yani o son değildi ki. Yezid aslında katliamın kapısını açtı. Katliama davetiye çıkarttı. Oradaki 72 dostuyla birlikte Ehl-i Beyt dostlarını ve İslam dostlarını, evet, o gün için perişan etti. Fiziksel olarak aslında maddiyatta böyleydi. Ama manevi olarak aslında İslam vahdetini ve bütünlüğünü sağlamanın da önünü açmış oldu. Tek kelimeyle yani. Bunu ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Seyit Hocam, ekleyecekleriniz. Hazreti Hüseyin, baştan beri diyoruz, Hazreti Hüseyin insanlığa bir insanlık dersi verdi. İslam dini aslında insanlık dinidir. İslam dini insanlık dinidir. Kur'an bizlere nasıl insan olunur onu öğretiyor. Din nasıl insan olunur, insani duygular nasıl ayakta tutulur onu öğretiyor. Hayvana karşı davranışımız hususunda ne kadar kanunumuz var? Hayvanı beslediğiniz zaman erkeğini dişisinden ayırmayın, tek beslemeyin. Hayvanı keseceğiniz zaman gece kesmeyin, onu uykusundan uyandırmayın, rahatsız etmeyin. Kendi elinizle beslediğiniz ve sana, size güven duygusu oluşmuş hayvanı kendiniz kesmeyin. Kesmeden önce su verin. Yani bir hayvan besleme hususunda bizim dikkat etmemiz gereken bir sürü olay var. Diyor hayvanı korkutmayın. Kedidir, yolda yürüyor, arabayla geçiyorsun, diyor korna çalıp korkutma.
yavrusunu elinden alma. Yani ona acı tattırma. Bunların hepsi bizim maneviyatımıza yansıması var Malik Bey. Hepsinin. Yani siz bir hayvanın yavrusuna annesinin gözünün önünde eziyet ederseniz bunun size bir yansıması olur maneviyatınıza. İslam dini bu kadar hassas bir dindir. Doğaya karşı bizim davranışımız vardır. Hazreti Ali örnek vermek için diyorum. Hazreti Ali buyuruyor ki rüzgara karşı idrarınızı yapmayın. Eğer deli olursanız kendinizden biliniz. Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet gününe bir saat kalmışsa yine ağaç dik. Ağacı yaşken kesme hakkın yoktur. İslam dini diyor bunları. Doğanın hangi olayını size anlatayım? Haşerelerin diyor yuvalarına idrar yapmayın. Akarsuya idrar yapmayın. Duran suya idrar yapmayın. İnsanların kullandığı suya idrar yapmayın. Örnek. İnsan alemle bağlantılı bir varlıktır. Ve o kadar ince kanunları vardır ki ya bizim yatağa girmemizle, tuvalete nasıl gireceğimizden, yemeği nasıl yiyeceğimizden, akrabamıza nasıl davranacağımızdan tutun ağzından zeysine kadar bize hüküm vermiş. Hangi şeyi sıcak, hangi şeyi soğuk içip içmememize kadar karışıyor İslam dini. Bunların hepsi de insanlık dersidir. Nasıl insan olunacağını bu kanunlar anlatıyor. Hazreti Hüseyin Kerbela'da bu kanundan hiçbirini es geçmedi. Kendisinin önünü kesen, kendisine su vermeyen kişiye su verdi. Sıra kendisine geldiğinde su verdi. Suyunu paylaştı. Hazreti Hüseyin Kerbela'da şahsı olayı olmadığını defalarca vurgulamak için önen intikam peşinde olmadı. Affedebildi. Hür denilen şahsı son anda geldi Hazreti Hüseyin'in yanına, safını değiştirdi. Yezid'in adamıydı. Olayı gördü, Hazreti Hüseyin'in adamlığını gördü. Geldi Hazreti Hüseyin'in yanına. Hür kimdir? Hazreti Hüseyin'in önünü kesen kişidir. Suyunu kesen kişidir. Kardeşlerinin ölümüne, evlatlarının ölümüne sebep olan kişidir. Ama Hazreti Hüseyin Aşura gününde onu affedebiliyor. İntikam yoktur. Duygusuyla hareket etmiyor. Hazreti Hüseyin. O ana kadar yaşanan aslında bütün o suçun sorumlusuydu bir nevi Hazreti Hüseyin. Ama Hazreti Hüseyin diyoruz. Hazreti Hüseyin çok tuhaftır. Namaz vakti geliyor, namazını vaktinde kılıyor. Es geçmiyor. Çünkü diyor ki bizim zaten buradaki amacımız bu değil mi? Evet. Yani İslam dinini, Allah'ın dinini ihya etmek, Allah'ın dinini korumak değil mi? Siz hem Allah'ın dinini koruyacağım diyeceksiniz, hem de orada bir şeyleri de es geçeceksiniz. Hazreti Hüseyin'in Kerbela'sı çok ince detaylarıyla incelenmesi gerekir. Hazreti Abbas suya iniyor. At susuzdur. At susuzdur. Ama at başını eğiyor. Pardon. Hazreti Abbas su içmiyor. Kardeşine bakıyor diyor. O su içmiyorsa ben de içmiyorum. At su içmiyor Hazreti Abbas içmedi diye. Hazreti Abbas at su içsin diye su içer gibi yapıyor. At ona bakarak su içiyor. Hazreti Abbas ölüm anında hayvanı düşünüyor. İnsanlık dersi vermiştir Hazreti Hüseyin. Bizim Kerbela'yı, Kerbela'da alınacak dersleri böyle Kerbela'yı dikkatli okuyarak, bir olay olmuş, bir vahşet olmuş, bundan ziyade böyle çok dikkatli okuyarak Hazreti Hüseyin neler yaptı, Yezid neler yaptı, böyle fihristvari notlar almak lazım. Hazreti Hüseyin Kerbela'da insaniyet dersi denilen bir başlık açıp cümleleri bir bir, dikkatimizi çeken cümleleri bir bir
yazmamız lazım. Bunu ilim ehli yaparsa, yani İslam dinini fıkhıyla, hükümleriyle güzel bilen biri, ahlakıyla bilen biri yaparsa, orada bir insaniyet dersi yazıldığını görecektir Kerbela'da. Eyvallah hocam. Değerli hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu ifade etmek isterim. Hani demin de mevzu bahsetti. Erbain günü 40. yani Hazreti Hüseyin'in şehadetinin 40. gününe denk geldiği için Erbain programı Şii imami gelenekte de önemlidir. Yani kültürümüzde de önemlidir. Şimdi mesela orada şu vardır. Milyonlarca insanın sadece Şiisi değil ya da imami olanlar değil, Sünnisiyle, Hristiyanıyla, Yahudisiyle milyonlarca insanın İmam Hazreti Hüseyin'in kabrini ziyarete gitmeleri bugün an itibariyle ya da böyle bir iştiyakta bulunmaları, böyle bir niyeti koymaları aslında her şeyin bu dünyada olup bitmediği ya da her şeyin bedeni olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Yani o ruhi olarak da yanımızdadır. Evet, bedensel olarak bugün Hazreti Hüseyin veya onun davasının haklılığı yani vesaire Hazreti Hüseyin ortada olmayabilir. O da bir gelip geçicidir. Dedesi gibi, babası gibi o da bir gün vefat edecekti zaten. Ama ne olursa olsun insanların onu bugün araması bile ruhi olarak hala o bağlantının devam ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Çünkü bizim hayata bakışımız hep ruh ve beden bütünlüğüyledir. Hazreti Hüseyin eğer bir şehadetle orada sadece maddi olarak gidip yani kaybolup gitseydi dünyadan, evet bir mezarını yapıp kabrini metfun yapabilirdik. Ama hala onun yaşaması, hatırası ruhi ağırlığıyla da ilgili bir durumdur. İnsanların sonradan onun kabrini ziyarete gitmeleri, başta kız kardeşinden başlayarak hala arıyor olmaları da yine o ruhi derinlikle ilgili bir durumdur. Bu da davasının haklılığını ortaya koyması açısından çok önemli bir durumdur. Vahdet budur. Yani Hazreti Hüseyin aslında orada zulmün karşısında vahdeti tesis ederek, vahdetin temelini atarak İslam birliğinin, aslında İslam ümmetinin kardeşliğinin de serüvenini sağladı. O bir ayrılık değil. O belki dünyevi olarak ortadan kaybolup gitti, yok oldu. Ama etkisi, davasının haklılığı, o kutlu yürüyüşü, insanlara verdiği mesaj hala ve hala insanların ve bütün ümmetin yüreklerinde yaşamaya devam ediyor. Allah bizleri onların şefaatinden ayırmasın inşallah. Artık son dakikalarımıza girdik. Bir dua edelim. Tabii. Seyit hocam buyursun, bir dua etsin. Temennide bulunsun inşallah. Kars'tayız, Serhat şehrimizdeyiz. Yanı başımızda Sarıkamış Seyitliğimiz var. Orada ben görmedim ama gidenler söyledi. Kerbela'dan gelen, yani buraya o cephede şehit düşenler arasında, siz daha bilirsiniz hocam, Kerbela'dan gelen şehit düşenler var. Yani burada bir müstekbire karşı bir savaşta Sünnisiyle Şiisiyle bu ülke aslında manevi bir şehir, en güzel Kars. En güzel Kars ülkedir ve Kars'ta dediğiniz gibi hocam o şehirler arasında bir örnek. Yine Seyyid Ebul Hasan Arakani Hazretlerinin manevi huzurunda olan. Evet hocam. Tabii önemli bir şehir. Tabii. Buyurun hocam. Dua etmeden önce sözlerinizden bir şeyi hatırladım. O da şudur ki ne acıdır hocam. Eskiden bir Müslüman belde bir gayrimüslimle çatışınca o bir beldeler yardıma koşuyor. Diyor ki Müslüman gayrimüslimin karşısındadır. Pakistan'ın farz-ı misal Osmanlı'nın yardımına koştuğu gibi. Buyuruyorsunuz ki Kerbela'dan, Irak'tan gelen şehitler var. Gelip burada şehit olanlar var. Ne kadar acı bir duruma düşmüşüz ki şu anda. Bırakın gayri Müslüm karşısında Müslümanın Müslümana yardım edeceğini, şu anda Müslüman başka bir Müslümanı ezmek için gayrimüslimden yardım alıyor. Şu anda Filistin'in durumuna bakıyorum. Müslüman devletler, Müslüman adını Müslüman koymuş devletler İsrail'le antlaşmak için sıraya girmişler. Ne kadar acı bir duruma gelmişiz.
ne kadar acı bir duruma gelmişiz. Duamı bu necrada devam ettirmek istiyorum ki ilahi Müslümanların birliğini ve beraberliğini Hazreti Hüseyin'in yüzü suyu hürmetine sakla. İlahi Hazreti Seyyidi Şühedanın şefaatini bizlere nasip eyle. İlahi, İlahi Seyyidi Şühedanın şefaatini ölenlerimize de nasip eyle. Seyyidi Şühedanın marifetini, Hazreti Hüseyin'in marifetini gönülden anlayabilmeyi tüm Müslümanlara nasip eyle. Kerbela'nın hedefinin, amacının yok olmaması için Müslüman alemine bilinç ve uyanma nasip eyle. İlahi, yeryüzünün halifesi Hazreti Mehdi'nin gelişini tez eyle. Hazreti Hüseyin'in amaclarını icraata geçirecek o kişiyi göndermeyi bizlere nasip eyle. Muhammed ve Ali Muhammed hatırına, Kerbela şehitlerinin ruhlarının şadlığı için, cümle şehitlerimizin ruhlarının şadlığı için ve ölenlerimizin ruhlarının şadlığı için ve bi hakki suretil ihlası vel fatiha ve esselavat. Allahümme salli ala Muhammed ve Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin hocam, yüreğinize gönlünüze sağlık. Her ikinizin de değerli hocalarım. Ben tekrardan programımıza bu imkanı Kars Kalesi'nde, Kadim Kars Kalesi'nde bize imkanı sunan Kars valimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kars İl Müftümüze teşekkür ediyorum. Değerli seyitlerimizden Seyit Ahmet Erdem hocamıza teşekkürlerimizi iletiyorum. Ve Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Hüseyin Doğan hocama, hocam size teşekkür ediyorum. Yine Kars'ımızın değerli alimlerinden, seyitlerimizden Seyit Kasım Erdem hocamıza da bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize çok çok minnettarız, istifade ettik bu güzel sohbetlerinizden. Allah razı olsun inşallah. Amin. Bizler de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, 40 gün 40 sohbet Aşura özel yayınına burada son veriyoruz. Yarın inşallah saat aynı saatimizde programımızın 17.00'da karşınızdayız. Hepiniz Allah'ın amanında olun. Esselamu aleyküm cemiyen ve rahmetullahi ve berekatuhu.